Değerli Enterprise izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz İdeasoft İş Ortaklıkları Müdürü sevgili Eray Şentürk. Kendisiyle hem İdeasoft hem de gelecek planlarını konuşacağız. Eray Bey, hoş geldiniz öncelikle yanımıza. Hoş bulduk Fatih Bey. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Alışılageldiği üzere artık ben ilk bölümde konuklarımızla kendilerini ve şirketlerini tanıtmanı istiyorum. Birazcık İdeasoft'tan bahseder misiniz bize? Tabii Ideasoft 2005 yılında kurulan bir teknoloji ve yazılım firması. Biz KOBİ markalar veya küçük işletmeler için e-ticaret yapabilmelerini sağlayan e-ticaret altyapıları sağlıyoruz, yazılımları sağlıyoruz. Ben de bu şirkette iş ortaklıkları müdürü olarak görev yapıyorum yaklaşık 8 yıldır. Harika. Peki pandemi döneminden geçiyoruz. 1,5 yıldan fazla bir süre geçti pandemi dönemi içinde. 2005'te kurulan da bir yapısınız. Uzunca bir süre baktığınız zaman genelde konuştuğumuz şirketlerin hepsi böyle yeni girişimler oluyor. Biliyorsunuz bildiğimiz tanıdığımız da bir şirket. Sizin tarafta nasıl geçti? Köklü bir şirket olarak, köklü bir kurum olarak bu dönemi nasıl geçirdiniz? Neler yaşadınız? Kısaca dinleyebilir miyiz? Tabii ki de biz 2005 yılından beri zaten e-ticaret yazılımları üretiyoruz ve aynı zamanda da sektörde lideriz. O nedenle olabildiğince geniş bir know-how'umuz ve olabildiğince geniş bir müşteri kitlemiz var açıkçası. Sektör lideri olarak da pandemide yaptığımız hareketler ve çalışmalar takdir topladı diyebiliriz. Şu anda Ideasoft olarak e-ticaret ekosisteminin yaklaşık %50'sine hakimiz. Pandemiden önce de böyleydi. Tabii pandemi e-ticaret yapmak isteyen firmaların iştahını kabarttı. Daha çok düşünen ama bu işe girişmemiş firmaların iştahını kabarttı ve kararlarını hızlandırmalarına yardımcı oldu. Biz bunu yıllardır yapmaya çalışıyoruz ama tabii mecbur kaldıklarında farklı bir motivasyonla işe girdiler. Bunun dışında hiç düşünmeyen firmalar da bundan etkilendi. Acaba biz online'dan neler yapabiliriz? Hatta sektörlerini kimileri genişletti, kimileri küçülttü odaklandığı noktaları ve e-ticarete girmeye çalıştılar. Çok büyük markalar normalde 1 yıl, 1,5 yıl online ticareti nasıl yapmaya, nasıl yapabiliriz kararını 1 yılda, 1,5 yılda verecek firmalar birkaç gün içerisinde e-ticaret sitelerini açmaya çalıştılar. Onlar için de çok inanılmaz hızlı adımlar aslında bakarsanız bunlar. Normalde böyle ilerlemeyen birçok firmayla, birçok markayla çalıştık. Tabii pandemide öncelikle gıda sektörü, temizlik ürünleri sektörü, medikal sektörü çok hızlı büyüdü. Yaklaşık %1000'lerin üzerinde ilk çeyrekte büyüme gösterdi bu sektörler. Ondan sonra daha çok büyük ihtimalle evin içerisinde kaldığımız için evin içerisindeki eşyaları değiştirmeye başladı tüketiciler. İşte halıdır, koltuktur, küçük ev aletleridir. Özellikle çocuklar için oyuncaktır, akıl oyunları, zeka oyunları, puzzle gibi bu ürünleri satan firmalar çok ciddi büyümeye başladı. Bu da diğer sektörleri de tetikledi ve bu şekilde yılı neredeyse 100'ün üzerinde sipariş artışıyla tamamladı e-ticaret sektörü ve Türkiye e-ticaret tarihinin en büyük büyümesini gerçekleştirdi diyebiliriz. Bu şekilde Burada bir rakam söyleyebiliyor muyuz? Yani Türkiye ticaret tarihinin en büyük büyümesi derken işte önceki yıllara göre yüzde verebiliyor muyuz yoksa? %85 büyüdü ortalamada. Tabii bu ilk 3 aydaki büyüme ve ilk 3 ayda inanılmaz %4000, %5000 büyüyen sektörler var. Ama bunların cirosal bazda ağırlıkları mesela gıda gibi, medikal gibi düşük olduğu için çok bu ciroda yer bulmadı. Ama bunun dışında özellikle yaz ayında daha hacimli, daha cirolu ürünlerin satıldığı sektörler büyümeye başladı. Ortalamada da geldiğimiz nokta %85 ile yılı kapattık cirosal manada. Sipariş manasında ise sipariş adedinin manasında ise %100'ün üzerinde bir büyümeyle karşılaştık diyebiliriz. Harika. Peki Eray Bey, aklıma takılmışken de sormak istiyorum. Benim de kendi şahit olduğum, evet, büyük ticaret siteleri zaten büyüdüler ve tabii ki pandemi döneminde herkes ticarete yöneldiği için de aslında cirolarda yükselmeler oldu. Fakat hiç bilmediğimiz ya da çok az, çok niş olan platformlar oldu mu mesela ticarete giren?
Ben kendi tarafından bakıyorum mesela, ben bu dönemde kedi köpek maması, bir köpeğimiz var, onun mamalarını hep internetten almaya başladık ve isim vereceğim tazemama.com diye bir sitenin üzerinden alıyoruz ve hani çok hızlı bir büyüme gösterdiklerini görüyorum ve çok da iyi iş yapıyorlar. Bunun gibi örnekler var mı verebileceğiniz dış örnekler, işte kedi köpek mamasıdır ya da başka bir şeydir, sağlık hijyen ürünleridir gibi öne çıkan bir anda patlama yapan? Aslına bakarsanız gıda çok ön planda duruyor bizim tarafta. Yine pet sektörü çok ciddi oranda büyüyor. Bununla birlikte oyuncak çocukların ihtiyaçları için, tabii bütün gün evde oldukları için bu sektörler çok ciddi büyüdüler. Gıda tarafında taze mama, taze masa mı dediniz az önce? Mama, taze mama. Taze mama. Taze Mama, bizim de duyduğumuz bir firma. Bunun gibi birçok, aslına bakarsanız, müşterimiz var. Bu sektörde yaklaşık, herhalde pet sektöründe yaklaşık 400'e yakın firma ve çalıştığımızı düşünüyorum. Rakamları tam bilemiyorum ama gıda sektöründe çok ciddi büyümeler var. İşte örneğin Makarna Lütfen diye bir firma var. Hadi canım efendim. Organik makarna yapıp size gönderiyor. Bunu yapan firmada çok ciddi büyümeler mesela gördük. Standartta organik makarna kimsenin zannediyorum sipariş ettiği, ya az sipariş ettiği bir şeydi ama bu sektörde bizim en hızlı büyüyen firmalarımızdan biri oldu. Onun dışında market sektöründe çok ciddi büyümeler oldu. Hatta birkaç marketle ilgili yerel anlamda, mesela Karadeniz bölgesinde market zincirleri olan ve bizim hiç bilmediğimiz bir markayı, çok büyük market zincirleri, ulusal market zincirleri satın almak istediler bizim müşterimizi. Onlar da şaşırdı tabii ilk etapta. Bütün güçleriyle girmek istediler. Marketlerde de böyle çok ciddi bir hareketlenme oldu diyebiliriz. Bu sektörler oldukça etkiliydi pandemide. Harika. Peki Eray Bey, biraz da geleceğe konuşalım. Bu pandeminin biteceğini öngörüyoruz inşallah en geç 2022'de ve her şeyin normale, yani normalden artık siz ne anlıyorsanız ona döneceğini düşünüyoruz. Nedir Ideasoft olarak planlarınız, hem gelecek planlarınız hem de pandemiden sonra kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Öncelikle şunu düşünüyoruz Fatih Bey, pandeminin bitmesi e-ticaret ekosisteminin küçülmesine neden olmayacak. Kesinlikle. Bu bir sıçramaydı ve bu sıçramayı yaptıktan sonra tabii ki de bu biraz düşecek ama daha yukarıda belki 5-6 yıl sonra ulaşabileceğimiz bir noktadan başlıyor olacağız tekrar. Bunun sebebi de pandemide e-ticaret ekosistemine giren ve ürün satmak isteyen iştahlı firmaların dışında ürün satın almak isteyen ve daha önce satın almamış olan iştahlı bir yeni müşteri kitlesi de var. Bunun zannediyorum 12 milyon veya 15 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz biz bunu ve bu da çok ciddi bir rakam. Yeni 15 milyon müşteri kitlesi. Bu müşteri kitlesinin yaş skalası da 18 ile 70 arasında çok çeşitli olarak değişiyor. Aynı zamanda bu müşteri kitlesine baktığımızda hani bir kere mi bunlar satın almış acaba? Sonradan almamış mı dediğimizde aylık satın alma frekansınız 2,5'un üzerinde olduğunu görüyoruz. Neredeyse 3. Dolayısıyla bu tam da Türk e-ticaret ekosisteminin istediği bir müşteri portföyü oldu. Tabii fizikselde yaptıkları alışkanlıkları bir kenara bırakmak zorunda kalıp online'dan devam edip aynı zamanda online'dan da bu, nasıl diyeyim, keyifli alışveriş ve kolay alışveriş imkanını gördüklerinde bu frekans daha da artacaktır. Pandemi bittiğinde fiziksel mağazalar açıldığında fiziksel mağazacıların aklında tabii çeşitli sorular var. Bu insanlar tekrar gelecek mi? Gelse aynı frekansta alışveriş yapacak mı? Aynı sıklıkta gelecek mi? Dolayısıyla biz bunu pandeminin bitmeye yakın veya önlemlerin biraz hafifletildiği dönemlerde görüyoruz ki evet, insanlar mağazalara gidiyorlar ama aynı yoğunlukta gitmiyorlar. Aynı frekansta alışveriş yapmıyorlar. Dolayısıyla e-ticaret ekosistemi dediğim gibi 5 yıl sonrasındaki rakamlarla büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Burada da en önemli noktalardan
Üç tane önemli nokta görüyoruz açıkçası Ideasoft olarak e-ticaret ekosisteminde. Birincisi lojistik. Lojistik sektörü gördüğünüz gibi pandemide gerçi iyi bir sınav verdiler ama artık daha spesifik ürünler taşıyan lojistik firmalarına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Daha hızlı ürün taşıyan, küçük değil, ulusal çapta hızlı ürün taşıyan firmalar olması gerektiğini ve buna evrileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de Ideasoft'un lojistikle ilgili atacağı adımlar var. Bunun planlarını yapıyoruz. Onun dışında ödeme tarafı önemli bir argüman. Online ödeme tarafı. Online ödeme ile ilgili zaten Sanal Postlar ve birçok partnerimiz var. Burada çalışıyoruz. Ama bizim müşterilerimizin yaklaşık 12 bin müşterimizin yıllık hacmi 2021 yılı sonunda 3 milyar TL'ydi. Küçücük firmaların yaptığı hacim buydu. Bunun %65-70 büyüyeceğini düşünüyoruz. Ancak bu firmaların aynı zamanda offline hacimleri de var. Çünkü %85'inin fiziksel bir mağazası var ve online hacimleri sadece offline hacimlerinin %15'i kadar. Dolayısıyla dışarıda %85 daha büyük bir hacim de var. Ve müşteri şunu istiyor, hem online'ı hem offline'ı yönetebilmek istiyor. Ödeme tarafında, vergi tarafında, faturalandırma tarafında bunları yönetebilmek istiyor. Biz de bunları birleştirecek adımlar atmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine online ve offline'ı birleştirmek için ödeme sistemleri tarafında. Bunun dışında en önemli noktalardan biri de sektöre birçok yeni firma girdi ve rekabet oldukça arttı. Rekabetin artmasıyla birlikte dijital pazarlama konusu da eskiden de önemliydi ama daha da profesyonel yönetilmesi, belki de makine öğrenimiyle yönetilmesi gerektiği konusu ortaya çıktı. Burada da biz zaten Google gibi dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birinin ile çok yakın temas içerisindeyiz ve zaten partners. Birlikte yaptığımız bir ürün var. Bu ürünün adı Otopilot. Kendi kendine içerisindeki algoritmayla müşterilerin reklamlarını yönetiyor ve çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Bununla da ödül almıştık. Buna benzer bir projeyi Facebook'la tamamladık. Ve Facebook'la akıllı algoritmalar üzerinden müşterilerimizin birkaç saniye içerisinde reklamlarını verebileceği, bunları optimize edebilecek bir ürün geliştirmiş olduk. Dolayısıyla Facebook, Instagram ve Google diye adlandırabileceğimiz dijital pazarlama dünyasını da otomatize etmiş olduk. Bu da üçüncü adım. Dolayısıyla bu şekilde pandemiden sonraki artan transaction'ı yönetmeye, müşterilerimizin yönetmelerine yardımcı olmaya çalışacağız. Çok güzel özetleriniz, aynı fikirdeyim. E-ticaret, pandemi geçti, e-ticarete başlar gibi bir yanılgıya düşmemesi gerekiyor şirketlerin. Eren Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Fatih Bey, ağırladığınız için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki görüşmemizde yüz yüze yapar, çayımızı içer, sohbet ederiz. Evet, çok sağ olun. Evet. Siz de sağ olun. Değerli Enterprise Next Leisure, bugün röportaj konuğumuz Ideasoft İş Ortakları Müdürü sevgili Eren Şentürk'tü. Kendisiyle hem Ideasoft hem de pandemi döneminde artı gelecek planlarını konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız devam edecek.